bütün haberlerde duyduklarınıza rağmen bu videoda izleyeceklerinize çok şaşıracaksınız. Çinli doktorun kamuoyuna sunduğu rapor, Çin'den kaçıp Amerika'ya sığınması ve iddialarını kanıtladığı raporların tamamını sizin için derledik. Sonuna kadar izleyip kaynaklarıyla belirttiğimiz raporları duymaya hazır mısınız? Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 29 milyon 619 bine, salgında hayatını kaybedenler 936 bine, iyileşenler de 21 milyon 421 bine ulaştı. Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve milyonlarca kişiye bulaşan koronavirüs salgını ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Dünyanın gündemine oturan iddianın sahibi olan Çinli virolog Dr. Li Mengyan, bilimsel adı SARS-CoV-2 olan virüsün biyolojik özellikleri doğal ortamda oluşan bir virüsle uyumlu değil iddiasını gündeme taşıdı. Hong Konglu bir bilim insanı olan Li Mengyan, ABD'nin Fox News kanalına yaptığı açıklamada ülkesinden kaçmak zorunda kaldığını itiraf etmişti. ABD'ye kaçmak zorunda kalan Çinli virolog Dr. Li Mengyan, Pekin hükümetinin koronavirüsünü örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürdü. Çin'in virüse dair kendisine ait verileri sildiğini belirten Yan, iddialarını kanıtlamak için bilimsel veriler sunacağını açıkladı. Li Mengyan'ın koronavirüsün kaynağı ile ilgili Zenodo adlı internet sitesinde yayınlanan rapor bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. Yan, yayınlanan raporda COVID-19'un laboratuvar ortamında başka virüslerin genetik materyalinin manipüle edilerek oluşturulduğunu yazdı. Yan'ın raporuna göre COVID-19, iki farklı yarasadan alınan koronavirüslerin karıştırılması sonucu elde edildi. Raporda belirtilenlere göre koronavirüsteki sivri çıkıntılara benzeyen proteinler insan vücudundaki hücrelere kolay tutunabilmeleri için özel olarak geliştirildi. Yan'ın raporuna göre koronavirüsün doğal yaşamda ortaya çıkıp daha sonra insanlara bulaştığına dair elle tutulur kanıt yok. Yan, bilimsel adı SARS-CoV-2 olan virüsün biyolojik özellikleri doğal ortamda oluşan bir virüsle uyumlu değil iddiasını ortaya koyuyor. Çinli viroloğun bu inanılmaz iddiaları meslektaşları tarafından bilimsel olmadığı ve komplo teorisine benzediği söylenerek yalanlandı. Ancak Yan'ın raporu yayınlandığı Zenodo adlı sitede 150 binden fazla okundu ve sosyal medyada paylaşıldı. ABD'li medya kuruluşları da sürekli olarak Yan'la röportaj yapıp iddiaları gündeme taşımaya devam ediyor. Yan'ın raporunu yayınlayan Zenodo adlı site, Rule of Law Society and the Rule of Law Foundation adlı iki kuruluş tarafından fonlanıyor. Bu kurumlarla ilgili oldukça dikkat çeken bir durum da gözden kaçmadı. Fonlamanın ardında Trump'ın dolandırıcılıkla suçlanan eski danışmanı Steve Bannon ve Amerika'da yaşayan Çin karşıtı emlak milyarderi iş insanı Guo Wengui var. Guo Wengui'nin Trump'la yakın ilişkiler içinde olduğu biliniyor. Yan'ın iddialarına destek vererek raporu yayınlayan sitenin ardındaki bu iki isim, koronavirüs yüzünden Çin'i suçlayan ve virüsün insan yapımı olduğu iddialarını geçmiş aylarda kendisi de sıkça dile getiren Trump'ın desteğine sahip olduğunu düşündürüyor. Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı günlerde Hong Kong Halk Sağlığı Okulu'nda çalışan bir virolog olan Dr. Yan, COVID-19'un Çin'in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarından çıktığı iddialarının yalan ve aldatmacı olduğunu savundu. Yan, katıldığı televizyon programında Loose Woman'da yaptığı açıklamada, "Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından yani doğada ortaya çıkmadı. Bu aldatmaca. Genom dizisinde insan parmak izi var gibi. Buna dayanarak bu şeyleri tanımlayabilirsiniz," dedi. Yan, bu kanıtı insanlara bunun neden Çin'deki laboratuvardan geldiğini, neden yapanların kendileri olduğunu anlatmak için kullanacağım. Açıkladığım verileri biyoloji bilginiz olmasa dahi anlayabileceksiniz ifadelerini kullandı. İşte Dr. Li Mengyan tarafından sunulan iki rapordan ilkinin ön sözünde özet olarak belirtilmiş kısmın naçizane çevrilmiş hali şu şekilde. Yeni koronavirüs SARS-CoV-2'nin neden olduğu COVID-19 salgını, dünya çapında 910 binden fazla ölüme ve küresel ekonominin eşi görülmemiş bir şekilde yok olmasına neden oldu. Muazzam etkisine rağmen SARS-CoV-2'nin kaynağı gizemli ve tartışmalı olmaya devam etti. Doğal köken teorisi yaygın olarak kabul edilmesine rağmen önemli bir destekten yoksundur. Bununla birlikte virüsün bir araştırma laboratuvarından gelmiş olabileceğine dair alternatif teori, hakemli bilimsel dergilerde kesinlikle sansürlenmiştir.
Bununla birlikte SARS-CoV-2 doğal olarak oluşan zoonotik bir virüste tutarsız biyolojik özellikler göstermektedir. Bu raporda birlikte değerlendirildiğinde doğal köken teorisiyle güçlü bir şekilde gelişen genomik, yapısal, tıbbi ve literatür kanıtlarını tanımlıyoruz. Kanıtlar SARS-CoV-2'nin şablon ve veya omurga olarak yarasa koronavirüsleri ZC45 veya ZXC21 kullanılarak oluşturulmuş bir laboratuvar ürünü olması gerektiğini göstermektedir. Kanıtlara dayanarak bu koronavirüsün laboratuvarda oluşturulmasının uygun olduğunu ve yaklaşık 6 ay içinde gerçekleştirilebileceğini gösteren SARS-CoV-2 için sentetik bir yol varsayımı yapmaktayız. Çalışmamız, ilgili araştırma laboratuvarlarında bağımsız bir araştırma yapılması ihtiyacını vurgulamaktadır. Ayrıca sorunlu da olsa SARS-CoV-2'nin doğal bir kaynağını desteklemek ve iddia etmek için kullanılmış olan, yakın zamanda yayınlanan bazı verilere eleştirel bir bakış gerektiğini savunuyor. Halk sağlığı açısından bakıldığında SARS-CoV-2'nin kökeni ve virüsün insan popülasyonuna nasıl girdiğinin bilinmesi, COVID-19 pandemisinin temel kontrolünde, benzerlerinin ve gelecekteki pandemilerin önlenmesinde çok önemli olduğu için bu eylemler gereklidir. Yayınlanan ikinci raporun ön sözü de birinci rapora da atıflar yapılmış ve iddialar daha da güçlendirilmiş. SARS-CoV-2'nin kökeni için iki olasılık düşünülmelidir. Doğal evrim veya laboratuvar yaratımı. Daha önceki raporumuzda SARS-CoV-2 genomunun olağan dışı özellikleri doğal evrimden çok sofistike laboratuvar modifikasyonu gösteriyor ve muhtemelen sentetik yolunun tanımlanması başlıklı raporumuzda SARS-CoV-2'nin evrim yoluyla doğal olarak ortaya çıkma olasılığını çürütmüş ve bunun yerine SARS-CoV-2'nin laboratuvar modifikasyonunun bir ürünü olması gerektiğini kanıtlamıştık. Bu ve benzeri çabalara rağmen laboratuvarda yaratma teorisi önemsenmemeye ve hatta azalmaya devam ediyor. Bu temelde doğal köken teorisinin salgının başlamasından sonra yayınlanan birkaç yeni koronavirüs tarafından desteklenmeye devam etmesinden kaynaklanıyor. Bu virüslerin RATG13 yarasa koronavirüsü, bir dizi pangolin koronavirüsü ve RMYN02 yarasa koronavirüsü, SARS-CoV-2 ile yüksek sekans homolojisini paylaştığı ve SARS-CoV-2'nin doğal evrimi için tamamen makul görünen bir yol oluşturduklarını bildirildi. Ancak burada bu yeni hayvan koronavirüslerinin doğada bulunmadığını ve dizilerinin üretildiğini kanıtlamak için mevcut verilerin ve literatürün derinlemesine analizlerini kullanıyoruz. Ek olarak SARS-CoV-2'nin Mojang madencilerini enfekte eden bir koronavirüsten doğal olarak ortaya çıkmış olabileceği hipotezine ilişkin görüşlerimizi de sunuyoruz. Bu virüs fabrikasyonlarının açığa çıkarılması doğal köken teorisini temelsiz kılar. Ayrıca SARS-CoV-2'nin Halk Kurtuluş Ordusu'nun bir laboratuvarına ait bir şablon virüs kullanılarak yaklaşık 6 ayda oluşturulabilen bir laboratuvar modifikasyon ürünü olduğu yönündeki önceki iddiamızı güçlendiriyor. Veri fabrikasyonlarının SARS-CoV-2'nin gerçek kökenini örtbas etmek için kullanılmış olması gerçeği, buradaki laboratuvar modifikasyonunun basit fonksiyon kazancı araştırmasının ötesinde olduğunu da ima ediyor. Bu bilimsel sahtekarlığın ölçeği ve koordineli yapısı, akademik araştırma ve halk sağlığı alanlarındaki yolsuzluğun derecesini gösterir. Bu tür yolsuzlukların bir sonucu olarak hem bilim camiasının itibarına hem de küresel toplumun refahına zarar verilmiştir. Ve en önemlisi SARS-CoV-2, PLA tarafından belirlenen bir biyolojik silahın kriterlerini karşılarken, etkisi tipik bir biyolojik silah için tasarlanandan çok daha fazladır. Ayrıca kayıtlar bu silahlı patojenin açığa çıkmasının tesadüfi olmaktan çok kasıtlı olması gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle SARS-CoV-2'yi sınırsız biyolojik silah olarak ve mevcut salgını sınırsız biyolojik savaşın bir sonucu olarak tanımlıyoruz. Ayrıca şüpheli hükümet ve bireyler üzerinde soruşturma yapılmasını ve sorumluların küresel topluma yönelik bu acımasız saldırıdan sorumlu tutulmasını öneriyoruz. Bu iki raporun detaylı hallerini açıklama kısmındaki kaynaklardan ulaşabilirsiniz. Yukarıda anlatılan bilgilere Dr. Li Mengyan ve ekibinin yapmış olduğu araştırma ve gözlemlere de bir özet niteliğiyle bakabiliriz. Son olarak Li Meng ve ekibi tarafından yapılan kapsamlı gözden düşürme operasyonunu bir üçüncü raporla gözler önüne sermiştir. O da şu şekildedir. Çok yakın bir zamanda CNN tarafımızdan yayınlanan iki bilimsel rapora saldırdı. Yan raporu, ikinci yan raporu.
İlk saldırı CNN siyasetinde yayınlanan bir haberdi. Bunu iki gün sonra aynı içerikte televizyonda 4 dakikalık bir program izledi. CNN'in hedefi açıktır. Doktor Yan'ın itibarını zedelemek ve daha da önemlisi SARS-CoV-2'nin laboratuvar kökenli teorisini gözden düşürmek. Yan'ın yazarlarının bildirdiğine göre CNN tarafından yapılan saldırıyı tamamen temelsiz ve yalanlarla dolu bulduk. CNN tarafından SARS-CoV-2'nin laboratuvar kökenini inkar etmeye zorlanan dezenformasyon kampanyasını ifşa etmek için onların yalanlarını ve hatalarını listeliyor ve buna göre yanıtımızı sunuyoruz. Bunu gerekli görüyoruz çünkü bu önemli soruda halk kimin yalan söylediğini ve kasıtlı olarak yanıltıcı olduğunu, kimin dürüst ve güvenilir olduğunu bilmeyi hak ediyor. Bu raporların tamamına Dr. Lee Mankian'ın Twitter hesabından ya da Zenodo adlı makale paylaşım sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.